Euro ile bağımlı çalışanlar oranı %50-%50 civarında iken, şimdi bu oran 65 bağımlı, işte 35 euroya düştü. Bu tren büro sayısının, değil mi, daha da aşağı düşeceği gibi bir şey. Niye? Şimdi ekonomide ve meslekte tekelleşme hayır dedik. Hasan Akdemir arkadaşımız da bahsediyor. Büyük denetim, yani denetim, biz isteriz ki bütün şirketler denetlensin. Hatta yasa, değil mi? 400. maddeydi galiba TTK'nın. 397-400 o civardaki maddelerde bütün şirketler, anonim, limited fark etmeksizin, kooperatifler vesaire dahil kapsamda iken daha sonra değil mi, belirli limitlere bağlı oldu ve şey dışı kaldı. Şu anda bir sürü bağımsız denetçi ünvanı ruhsat almış arkadaşımız öyle bekliyor. Hatta şirketlerin, kurumlaşım filan, işte bu pastadan pay alalım filan dendiğinde, hatta bir Kamber Kaya arkadaşımın şöyle bir lafı vardı. Ya zaten 27 bin tane firma tam tasdik kapsamında zaten. Yani yeminlilerin tam tasdik kapsamında. O günkü ilk limitlerde 4.000-4.500 tane firma, o hani şu kadar ciro, şu kadar net aktif, çalışan sayısı ile ilgili kriterler vardı. Orada zaten 4.500 tane firma, hani olsun 10.000, ya 27.000 tane şu anda zaten diyor, tam tasdik kapsamında, oradan bir şey çıkmıyor. Şimdi 6.111 de bir buna benzer bir aftı. Hatta 6.111'in formatında bu aft. Hani matrağı aftır mı bilmiyorum. Ama burada gayri ahlaki bir durum var burada. O zaman %3 ödeyerek falan gibi bir laf vardı. Kasayla ilgili ya da yurt dışından gelen paralarla %3 ödeyin. Şimdi bu hafta o %3 de yok. Sıfır ödeme. Kasa, ortaklar cari ve hatta mesaj geldi. Diğer hesapları da kattık filan. Şimdi hani insanın boşta bulunur da bir laf eder, ondan sonra da 10 sene onun hesabı verir ya. Diğer hesaplar ne olabilir mesela? İşte avanslar, şunlar bunlar da aha kattık. Yani bir fırsat doğdu filan. Bu af 6.111'e göre daha gayri ahlaki, mesleğin kalitesini ve itibarını düşüren ve bizim yıllarca kardeşim düzgün iş yapalım, onu yapmayalım, bunu yapmayalım, şundan kaçın diye müşterilerimizi uyardığımız şeyler. Ben şöyle eleştiri alıyoruz şimdi. Güzel de kardeşim bak ne güzel, dünya kadar şunu yaptık, bunu yaptık gibi böyle eleştirilere maruz kalıyor. Mesleğin kalitesini düşürmüştür. Ve bu aynı zamanda bizim ülkemizin demokratik karnesinin de, yani bu şimdi denetimin olmadığı bir yerde, hani güçler ayrılığının yasama, yürütme, güçler ayrılığı olmadığı yerde, tek elde toplandığı yerde, hatta dün işte Çağdaş Grup'tan ayrılan ya da işte bir deklarasyonla tavır gösteren arkadaşların ifadelerinde de bu tek adamlılık olduğu yerde, onun şeyinin, değil mi, her şeyi belirlediği konumlarda demokrasiden de uzaklaşıyoruz. Bak kayıt dışılık da şiddetle artıyor, bir hesap verebilirlik azalıyor, onun sonra demokrasiden de uzaklaşıyoruz. Çünkü hani nispi temsille ilgili bir soru sordunuz. Peki son bir mesajınız ne olacak Sayın Balıcı, meslektaşlara? Meslektaşlara, mesleğine sahip çıkmaları, mesleğin ilkelerine sahip çıkmalarını, kayıtlı bir ekonomiden yana olmalarını, tekelleşmeye karşı olmalarını, ondan sonra tek adamlılığa karşı olmalarını, ben bilirimci tavra karşı olmalarını ve yani genç, özellikle genç meslektaşların bundan sonraki kuşaklar, değil mi, onlarla temsil edileceğimiz için biz elimizden geleni yapmaya çalışıyoruz. Hani bu bayrağı devrederken, ya çok kötü bir fatura, çok kötü bir fatura verdiniz bize gibi eleştirilerden uzak kalmamızı da diliyorum, ama çok iyi de bir karnemiz, değil mi, toplam olarak olduğunda olmadığını, ama kayıtlı bir ekonominin, hesap verebilir bir ekonominin ülke demokratikleşmesine de büyük katkısı olacağı yönüyle arkadaşlarımızın moralinin bozuk olmamasını, umutla geleceğe bakmalarını diliyorum, istiyorum. Teşekkür ediyoruz verdiğiniz bilgiler için. Sayın Akdemir, maalesef aile sorusu da yaratacak ve birazdan toplantıya gireceksiniz. Evet, tamam. Lütfen sizin de görüşlerinizi ve kısaca meslektaşlara vereceğiniz mesaj ve sonra. Ben mesajlarla başlayayım isterseniz. Lütfen. Şimdi birincisi, odaların ve TÜRMOB'un genel kurullarının antidemokratik olduğunu düşünüyorum. Şu nedenle, şimdi genel kurullar biliyorsunuz 3 yılda bir yapılıyor. Genel kurullar meslektaşların aslında kendilerini ifade ettikleri bir yerdir. O yüzden genel kurulların daha sık yapılması lazım. 3 yılda bir yapılması bir antidemokratik yapı oluşturuyor. Aynı zamanda 3 yılda bir yapılmadan dolayı 2 yıllık genel kurullardaki mali veriler götürü olarak düzenleniyor. Bu da bize hiç yakışmıyor. Yani muhasebe yapan insanların götürü bütçe yapması kadar ayıp bir şey yok.
Onun dışında insanların kendini ifade etme özgürlükleri kısıtlanıyor. Bir genel kurullarda bir açılış konuşma merasim var. Çok uzun sürüyor. 5'te bitiyor mesela. 6'da bitiyor. Ondan siz sonra, üyeleri zaten çoğunuza söz hakkı tanınmıyor. Söz hakkı tanınmıyor. 5 dakikalık bir süre veriliyor. Yetmiyor. Geç kaldı deniyor. Başka konuşma olmasın deniyor. Ondan sonra da acele şunu geçirelim, bunu geçirelim deniyor. Mesela diyelim ki önerge verilecek. Ona önergeler tartışılamıyor. O ara insanlar dışarı çıkmış oluyor, yorulmuş oluyor falan. Böyle bir antidemokratik bir yapı var. Ben genel kurulların Cuma'dan başlamasını arzuluyorum. Cuma günü öğleden sonra başlasın. O bahsettiğimiz kısım orada kalsın. Cumartesi günü tamamen meslektaşa kalsın. Pazar günü de seçim olsun. Bir. İkincisi, mali genel kurullar muhakkak yapılsın. Her yıl yapılsın. Orada da bu bilançolar tartışılsın. Doğrusu, eksiği, fazlası herkes söyleyeceğini söylesin. Demokratik bir yapıya kavuşalım. Bir tanesi bu. İkincisi, bizim mesleğimizde meslek yasamızda antidemokratik yapılar var. Bizim aleyhimize çalışan, saygınlığımızı bozan yapılar var. Bunlardan birisi mesleğe giriş maddesi. Çok geniş tutulmuş. Yani o gün ihtiyaç olabilirdi ama bugün bunun düzeltilmesi gerekiyor. Bu mesleğin bir fakültesi olsun, oradan mezun olanlar alınsın. Örnek vermek istiyorum, hukuk fakültesi, işte tıp fakültesi. Bir de üstelik bakın, bugün paralı okullar çok fazla. Paralı okullarda da hukuk fakültesinin ve tıp fakültesinin parayı veren girsin mantığından uzaklaşılarak bu geçen öğrenci seçme yerleştirme merkezinde işte hukuk fakültesine girecek olanların belli bir yüzdeyi tutturanlar, tıbbı tutturacak olanların belli bir yüzdeyi tutturacaklar gibi bir tespit oldu. Artık o öyle oluyor. Bizim mesleğimizde sosyal ve idari alanda eğitim gören açık öğretim de dahil herkesin girebileceği ve belli bir süreçten geçtikten sonra belge alacağı, etiket alacağı bir kurtuluş reçetesine döndü. Bu da bir kere yaşayan meslektaşlara zarar veriyor. İkincisi ülkeye zarar veriyor. Dördüncüsü mevcut oda yönetimlerine fayda sağlıyor. Onlara bir kere oy potansiyeli sağlıyor. Onlara bir kere ekonomik kazanç sağlıyor. Onlara huzur haklarını falan artıracak imkanlar sağlıyor. Bunların önlenmesi lazım. Bunları söylemek istiyorum. Teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Bir dokunduk, bin ağaçtık Sayın Akdemir. Bunlara mini bir soru sormak istiyorum. Buyurun. Biz 35 yıldır aranızdayız. Sizlerle birlikte olmaya çalışıyoruz. Her yaptığımız röportajda biz meslektaşlarımıza bunu sormadan edemiyoruz. Buyurun. Bizimle ilgili görüşlerini alabilir miyiz? Tabii. Ben serbest çalışmaya başladığım süre yaklaşık 2004 yılı. 2004 yılından beri sizi bir fiil tanıyorum. Sizin adresiniz olan Perpa'da da beraber çalışma imkanı bulduk. Bütün gruplara eşit uzaklıkta, mesleğin problemlerini mesleğe yeni başlayan arkadaşlarımızdan çok daha fazlasıyla bilen bir arkadaşımızsınız. Sizi bizim dilimiz hepimiz için, ama bunu bence sırf kendi adıma söylemiyorum ya da bizim grubumuz adına olduğunu düşünmüyorum. Meslektaşın meslek problemini ortaya koymasında açılan bir kapı, gözümüz, kulağımız, birbirimize iletişimimizin aracı olarak görüyoruz. İyi ki varsınız diyoruz. Teşekkür ediyoruz varlığınıza. Her zaman olun aranızda. Ben teşekkür ederim. İnşallah yine kısa bir süre sonra zamanda görüşmek üzere. Saygılar sunuyorum. Teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun. Teşekkür ederim.